Can Sıtıcı Bacı, iyi bir haber veremiyoruz maalesef. Aslında söylediklerinize ek olarak hiçbir nokta artık güvenli değil. Güney de güvenli değil. Çünkü Refah'ı vurdular, Han Yunus'u vurdular. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Evet, ifade ettiniz, bazıları sağlam gibi görünen binalara sığınmış diye diyorlar. Halen daha sığınmış durumdalar. Halen daha hayattalar, ancak tabii ki buna yaşamak denirse tabiri caizse. Çünkü halen daha arkamızda bulunan sınır noktasından Gazze şehir merkezine doğru ilerlemeye çalışıyor. İsrail ve yoğun bombardımanı devam ediyor. Özellikle Şifa Hastanesi'ni tamamen artık ilhak etmiş durumda. İçerisini boşaltmış ve artık orada ne yaptığı da soru işareti tırnak içerisinde, bir senaryo mu yazmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra yine kuzeyde faaliyet gösteren tek hastane ve hava savunma sistemi şu anda Barış hava savunma sistemi gel. Evet, şu anda Hamas'tan bu yere doğru roketler atılıyor. Hemen tepemizde Barış Yarşı'nı sizlere gösteriyor. O noktaya doğru havadan Hamas da zaman zaman karşılık veriyor. Tam şu an itibariyle o anlara şahit olduk. Evet, bir yandan İsrail'in saldırıları devam ederken diğer taraftan da zaman zaman Hamas tarafından roketler atılmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir şekilde aslında çatışmalar devam ediyor. Kuzeyde faaliyet gösteren tek hastane Endonezya hastanesiydi ve o hastane dünden itibaren yoğun bir şekilde vurulmaya devam ediyor. Onu belirtelim ki o noktadan yoğun bir şekilde dumanlar yükseliyor. İfade ettiğimiz gibi zaman zaman da karşı taraftan bu yöne doğru atışlar gelmeye devam ediyor. Tabii ki çok sık olmuyor ilk zamanlardaki gibi. Daha da yavaşlamış durumda, bunu da altını çizelim. Endonezya Hastanesi dedik, o hastaneye yoğun bir şekilde dün gece bombardıman gerçekleştirdi İsrail ve o hastanede hastaneye tankla birlikte atışlar gerçekleştirildi. Maalesef 8 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Yine ortopedi bölümü başkanı da orada yaralanmış durumda. Yine İsrail'in kuzey, yani bulunmuş olduğumuz noktaya gerçekleştirdiği saldırılarda 150 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Şifa Hastanesi'ne yapılan baskının akabinde toplam 53 kişi hastanede hayatını kaybetmiş. Diğerleri de aslında zorlu iklim şartlarında gitmeye çalışıyorlar. Dün oldukça büyük bir yağış vardı burada. Hiç durmadı. Sabah saatlerine dek sürdü. O şartlar altında, yağmur çamur içerisinde o vatandaşların, o sivillerin aslında çıkışı sağlanmaya çalışıldı ki onlar ifade ettiğiniz gibi oldukça zor şartlarda ilerlemeye çalışıyorlardı. Yine Cebaliye dedik. Cebaliye bölgesinde şu an itibariyle mülteci kampları halen daha vuruluyor ki 4 cami dün o noktada vuruldu. Yoğun bir şekilde saldırılar o noktaya gerçekleştirildi. Toplamda 13.000'den fazla kişi hayatını kaybetti diyoruz. Bunlardan 5.500'ü maalesef çocuk, 3.500'ü de kadın. Bunu belirtelim. Oldukça büyük bir rakam ve ilerliyor, katlanarak devam ediyor. Öte yandan Refah dedik, yani güney güvenli gibi görünüyor İsrail'in hesabına göre. Ancak güneyde dün iki eve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yani daha doğrusu bir mahalleye atışlar gerçekleştirildi ve orada aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. İki tane helikopter vardı kısa bir süre önce tepemizde geziyorlardı. Onlar zaman zaman işte karşımızda bulunan vadilere giderek oraya mühimmat atıyorlar. Oraya bomba atıyorlar daha doğrusu. Şu an itibariyle de zaten o yoğun siyah dumanların çıktığı yerler, yine arka tarafta birçok alandan dumanlar yükselmeye devam ediyor aslında. Geldiğimiz andan itibaren birazcık sakindi, ancak şu an itibariyle yine hareketlenmiş durumda. Ve kısa bir süre önce de aslında o hava savunma sisteminin de imha ettiği roketleri gördünüz. İşte Hamas da zaman zaman bu şekilde karşılık vermeye çalışıyor. Bunun da altını çizelim. Şu an itibariyle sınır hattı hareketli. Dün şunu bile belirtmek istiyorum. Cebaliye bölgesinde tanklar geri çekilmek zorunda kaldı, İsrail tankları. Çünkü orada çok büyük bir mukavemetle karşılaşmış durumdalar. Orada birçok tankın da imha edildiği Kassam Tugayları tarafından belirtilenler arasında diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Can Sıtıcı.